Peki bir de bu çok evrenler meselesi var. Yani bunu da bir ele alalım istiyorum. Bir son 10 dakikamız kadar, bir süremiz de 10 dakika kadar. Bu çok evrenler iddiası öncelikli olarak bilimsel bir iddia mıdır? Daha sonra da Allah'ın varlığını ortadan kaldırabilecek veya Allah'ın evrende yaratmış olduğu hassas ayarların önemini azaltacak türden bir iddia mıdır? Şimdi tabii bunlara ayrı ayrı cevap vermek gerekiyor. Şimdilik çok evrenlerle ilgili herhangi bir deneysel, bilimsel veri yok. Sadece bir spekülasyon. Dolayısıyla böyle bilimin kabul ettiği, ortaya attığı bir teori olarak görmek yanlış. Bu bir. İkincisi, Allah'ın varlığına bir alternatif midir? Değildir. Tam tersi, aslında bir dindar muhtemelen Allah'ın birden fazla evren yaptığını düşünecektir. Niye? Allah sonsuz yaratıcı. Sonsuz yaratıcının sonsuz evren yaratmasına herhangi bir şüphe yok. Allah daha bizim evreni yaratmadan önce de yaratıcı. Dolayısıyla Allah'ın başka bir evren yarattığını düşünmek için gene buradan bir sıkıntı yok. İşte Allah iyiliği maksimum arttırmaya çalışacaktır. Muhtemelen bizden, bizim gibi başka iyi varlıklar yaratmaya çalışacaktır. Dolayısıyla bir dindarın Allah'ın tek evren yarattığını düşünmesi için hiçbir gerekçesi yok. Hele ki sonsuz bir yaratıcıya inanıyorsa. Yani bizim ontolojimiz geniş. Allah bütün bu evrenleri yaratmış olabilir. Allah'a bir alternatif değil. İşin diğer bir ilginç yanı, bu evrenin keşfedilebilirliği ve teknoloji için hassas ayarlı olmasını dedik ya. Çok evrenler bunu açıklayamıyor. Yani çok evrenlerde şu soru hala var. Niye bu evren teknolojiye müsait? Niye çok evrenlerin kendisi böyle keşfedilebilir bir evren yapmaya müsait? Dolayısıyla bunun yaptığı tek şey bizim açıklamayı, problemi bir üst seviyeye, çok evrenler seviyesine çıkarması. Dolayısıyla çok evrenler hassas ayar problemini çözemiyor. Hı hı. Çok evrenlerde genelde bir evren yaratan mekanizma oluyor. Evrenleri birbirinden ayıran. Bu mekanizmanın kendisi ne oluyor da yaşam ortaya çıkaracak? Ne oluyor da belli evrenlerde teknoloji çıkaracak? Ne oluyor da belli evrenlerde keşfedilebilirliği ortaya koyacak gibi bir soru soruyoruz. Yani ya da bu mekanizma nasıl ortaya çıkıyor? Veya bu organizasyonu yapma bilincine nereden sahip mesela? Bu soru da sorulabilir herhalde. Aynen. Çünkü bazen dışarıdan şimdi söylendiği zaman işte bir mekanizma var diyor. Çok evrenler ortaya çıkartıyor. Trilyonlarca, trilyonlarca, trilyonlarca evren içerisinden bir tanesinde rastgele yaşam ortaya çıkabilir iddiası var ama bu mekanizma nereden geliyor? Aynen. Belki de hani bu noktada bunun... Yani bu mekanizmanın kendisi bir sürü şey yapmak zorunda. Her evrende sabitleri değiştirecek, her evrene enerji verecek, evrenlerin birbirinden ayrılmasını sağlayacak. Bu mekanizmalardan herhangi biri bozuk olsa, ne bileyim sabitleri değiştiremese ya da evrenlere madde enerji veremese ya da evrenleri birbirinden ayıramasa burada yaşam ortaya çıkmayacak. Öte taraftan hocam, çoklu evrenler iddiası, teorisi dediğimiz gibi içinde bulunduğumuz evrenin ve dünyadaki koşulların hassas ayarını, kritik dengelerini de ortadan kaldıran bir şey değil. Değil işte. Yani biz bu evreni gözlemliyoruz ve içinde yaşadığımız dünyadan bahsediyoruz. İmtiyazlı bir gezegendeyiz hakikaten. Dolayısıyla başka evrenlerin olması bizim bu evren üzerine düşünüp anlamaya çalışmamızı ve bu evrenin koşulları üzerinden bir yaratıcıya ulaşma ve yaratıcının sanatına hayran olmamız ihtiyacımızı ortadan kaldırmıyor en nihayetinde.